Evet Armağancığım. Bazı şarkılar çok riskli şarkılar. Mesela aynı şey az evvel bence Zahidem'de de geçerliydi. Çünkü hani Bedia Akartürk'ün üstüne Zahidem söylemek dünyanın en zor şeyi. Bence İbrahim Bey'in üstüne yalan söylemek de çok riskli bir iş. Çünkü o yorum o kadar kulağımızda var ki. Mesela ben kulağımda mesela hep İbrahim Bey'in o gırtlak nameleri kaldı. Şimdi aynı yerlerde senden de aynı şeyleri bekledim mesela ben. Şimdi orada olmayınca birden pıs oldum mesela. Öyle garip bir şey ki bu. Sen söyle sonra ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk hafta da ben Sayın Mustafa Keser'den okumuştum. Eğer Mustafa Keser'den okumayacaksam, bir Orhan Gencebay'dan okumayacaksam ya da ondan beklentiniz bende yoksa ben hiçbir şarkı okumayayım. Mutlaka bir şarkı okuyacağım ben. Yani kuşkusuz. Şimdi bir dakika. Neyi alkışlıyorsunuz? Neyi alkışlıyorsunuz? Ben bunu merak ettim. Arman. Bir dakika. Ben söyleyeyim niye alkışladın. Dur bir dakika. Bak. Tamam. Bir saniye Armağan dinleyelim. Hiç öyle efelik yapmayın. Yorumcu nedir biliyor musunuz? Bir önceki söylenen şarkının üstüne yeni bir yorum getirip beni Allah Allah'a kaldıran insan yorumcudur. Hiç öyle efelik yapmayın. Tamam. Armağancığım. Şimdi bir dakika. Peki. Eğer sen şimdi bana öyle efelik yapıyorsan bana bunu söylemenin karşılığı olmalı. Eğer sen... Söyleyeyim mi? Bir daha söylemeyeceksin. Dur. Bekliyorum. Bekleyeceksin. Ben seni dinledim, sen de beni dinleyeceksin. Tabii ki. Eğer sen Mustafa Keser'den daha iyi yorumladıysan, eğer sen buraya çıkıp İbrahim Tatlıses'in yorumunu ikiye katlayıp beni Allah Allah'a kaldırdıysan ya da en az İbrahim Tatlıses'in yarısı kadar söylediysen o zaman bana bunları söylemeye hakkım var. Bir defa İbrahim Tatlıses gibi asla okuyamam. Teşekkür ederim. Çünkü biz yani kötü okuduğumdan değil. Sen daha iyisin kuşkusuz. Hayır öyle bir şey yok. İbrahim Tatlıses farklı yani. Okuyor, ben farklı okuyorum. Ben eğer lezzet vermediysem kimse beni alkışlamasın. Ben istemiyorum. Alkışlayın eğer lezzet verdiysen. Ben... Bir şey söyleyebilir miyim? Arman, bir şey söyleyeceğim. Şimdi laf döndü dolaştı. Sayın Başbakan'ın lafına geldi. Bindirilmiş kıta diyeceğim, özür dilerim yani. Çok kuşkusuz hani... Diyeceğim demek zorundayım. Armağancığım ama ben sana burada itiraz ediyorum. Bir dakika. Ben itiraz ediyorum. Onun itirazımı söyleyeyim. Şimdi tabii. Burada ben bir şey söylediğim zaman, sen bir şey söylediğin zaman Gülben Hanım ya da diğer başka birileri insanlar eğer beğenirlerse alkışlarlar. Bunda bir şey yok. Yani illa bildirilmiş kıta olmalarına gerek yok. Hayır. Bir şey söylemek istiyorum ben. Bir dakika. O zaman şuna itiraz ederim. Bak bir dakika Osman'tan. Evet. Şuna itiraz ederim. Birazdan şimdi, itirazım var, adlı parça geliyor bu geliyor. Arada. Evet. Eğer elinde Mehmet'in afişi olmayanlar alkışlasaydı çok severek kalkıp ben de alkışlayacaktım ama yani anladın mı? Yani. Ama ben tabii ki. Ben bir şey söyleyip çekiliyorum. Ayrıca da. Bundan ama alkışlamalarından daha doğal bir şey olmaz. Tabii ki ben çok doğal karşılıyorum. Yani bindirilmiş kıta meselesi olduğunu düşünmüyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar hani çok affedersiniz. Buraya gelen seyirciden ya da ondan buradan korksaydım zaten konuşmazdım. Yani. Ayrıca tabii ki beğendiklerini alkışlayacaklar, beğenmediklerini alkışlamayacaklar. Bu kadar basit bir mesele bu. Hani niye gülüyorsun ki sen? Sıramı bekliyorum da. Ne anlamda? Konuşacağım yani. Hani hakkım yok mu? Konuşmayayım. Niye konuşmayacaksın? Konuş bekliyorum. Başka bir şeye güldüm. Sizle alakası yok. Ama hani konuşmadan niye gülüyorsun? Hani öyle İçimden bir... geldi ağlayayım mı yani? Gülesim yani. Şimdi mesela bunlar, bunlar şık değil. Bunlar... Ya, hayır, onunla alakası hayır, yok. Ben... Size kabalık etmek için değil. Bir dakika, senin gülmek istedim güldüm. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Mehmet, daha fazla konuşup sana prim yaptırmayacağım. Sadece puan hiç vereceğim. Hiç alakası yok. Evet, bu kadar. Çünkü şu andaki tavır hakikaten çirkin. Çünkü öyle mi? Peki. Teknik olarak 7 veriyorum, artistik olarak 6 veriyorum. Teşekkür ederim. 7 ve 6 verdi. Sen bir şey söyleyeceğim diyordun, onu söyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Armağan Çağlayan ben her zaman diyor ki hiçbir şekilde ben puan kırmam. Eğer ben bu yaptığım sahneden 7 ve 6 alıyorsam çekilin ben gideyim yani. Ben bunu hak etmiyorum. Ama yine de teşekkür. Sizi çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ben bunu hak etmedim. Hiçbir şekilde yani bu puanı hak etmedim Mehmet, ben. Mehmet bak lafını kestim. Özür dilerim. Aslında seyircimiz, şahane seyircimiz, hep ihtiyacımız olan, bizi onur eden, yücelten, alkışlayan seyircimiz... İnan bazen bizi şaşırtır.
senin doğru okumadığın yerde de alkışlarlar onlar. Biliyorum, çünkü sana moral vermek için. Sen sakın iyi okudum da alkışlandımla karıştırma. Bazen çok iyi okursun ve alkışlarlar. Bazen senin güler yüzüne alkışlarlar. Sen bu akşam bu şarkıda inan bana bandını alıp izle. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Geçen hafta Kenan Doğulu'nun şarkısını okumuştun değil mi? Gittiğin yerde mutlu ol. Bence çok güzel okumuştun. Evet, Armağan'ın söylediği İbrahim Tatlıses'ten dinledikten sonra çok daha iyi bir yorum bekliyoruz. Elbette ki sen bu yarışmada en azından bir adaysın İbrahim Bey'le. Elbette ki boy ölçüşemezsin ama zor bir şarkı seçmişsin kendine. Prozodi hataların vardı, seste hataların vardı. Zor da bir şarkıydı. Ama ben hani Armağan'ın söylediklerine cevap vermen ya da onunla şakalaşman saygı boyutunu aşmadığı sürece benim kabulüm. Ama inan Armağan çok iyi bir gözlemci ve iyi bir jüri. Senin bu akşamki yorumuna gelince vardı hataları. Sahneye çok yakışıyorsun. Şimdi hatanı duymak ve duymamak arasında da çok ince bir çizgi vardır. Seste hatanı duymadığın zaman o çok büyük hatadır. Ben de ilk sahneye çıktığım yıllarda duymazdım. Nasıl bozulurdum orkestra şefim Taşkın Sabah bana şuralarda ve şuralarda hata yaptık dediği zaman. Sonra kendi hatamı duymaya başladığım zaman bildim ki daha doğru yoldayım ve daha az hata yapıyorum. Ben sahne duruşunu çok beğeniyorum. Kaşındaki çizgiyi de beğeniyorum. Saçını da beğeniyorum. Takım elbisen de yakışmış. Sahne için 8 veriyorum. Yorumun için 7 veriyorum. 8 ve 7 geldi. Teşekkürler Gülben Hanım. Metin abi. Sevgili Mehmetciğim, alnında ışığı ilk hisseden Mustafa Kemal'in tanımlamasıyla bir sanatçı. Ben oldum dediği zaman biter. Ben en iyiyim. Benim yaptığım en doğrudur. Siz vallahi çok farkında değilsiniz dediği zaman o sanatçı bitmiştir. O zaman gerçekten katılma. Kaç ve git. Ama öyle değil. Hem sen öyle değilsin, hem olay öyle değil. Şimdi Armağan'ın yaklaşımında bunu İbrahim Tatlıses okudu, bunu Mehmet Ali Bey okudu, bunu da şu okumuştu. Ben onu istiyorum diye yorumlarsak yanlışa düşeriz. O da bizim yanlışımız olur. Ben tam tersi, buradaki tamam boyutunda, sen bazen her şeyi tamamda gösterdiğin hassasiyeti doğru buldum. Tamam da diyebilirdin, demedim mesela. Oradan tamamsın. Ama bu tip tematik şarkılarda notu doğru basmaktan öte, parollerin anlamını, kavram ve kapsamını yüzünde de görmek istiyorum. Mesela ayaklarını, dizlerini eleştirdiğim Selami bu şarkıyı çok güzel söyler. Adeta tiyatro yapar, sanat yapar. Ben onu aradım biraz. Onun için ben 8-7 veriyorum. 8 ve 7 Metin Akpınar'dan geldi. Teşekkürler Metin abi. Bülent Hanım. Şimdi tabii Sayın Ergen'in dediği gibi bu bantı VTR'yi lütfen alınız, izleyiniz ve performansınızı dinleyiniz lütfen. Ondan sonra bu heyeti umumiyedeki azaların ne demek istediklerini, nerede haklı olup nerelerde sizi haksızlık seviyesinde eleştirdiklerine o zaman daha net karar verebilirsiniz. Şu andaki çünkü canlı performansla bunu anlayamazsınız. Bunu en benim diyen baba solistler dahi zor anlarlar. Sonra dersiniz ki hocam haklıymışsınız. Ben şurada şunu yapmışım. Örneğin mesela o Hüseyin'den Çargah'a düştüğünüz vakit oradaki yapmış olduğunuz çıkarmış olduğunuz sesi lütfen bizatihi hocanızla birlikte dinleyiniz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu eserde tabii ki eser kaldırır, bazı kerizler yaptınız ama onun cuk yerini bulması gerekir. O cuk oturmadığı vakit işte o zaman vay haline solistin. Çünkü o efe nasıl yapılır? Ben bunu hıfzettim, tam
anlamıyla ama artı bir de kendi hissiyatımı da katıyorum. Bu böyle okunur demektir o. Efendim ama o bu böyle okunur vari efelik yaparken o sesleri tam gözüne gözüne basamazsanız da o zaman sizi vezir değil çok eksilere çeker. Bunu bantı lütfen istirham ediyorum. Bir dinleyiniz performansınızı. Ben de size efendim 8 şeye performansınıza efendim 7 veriyorum ve görüntünüze de 8 veriyorum. 8, 7 ve 8. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim kimse efelik gibi bir şeyim olamaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yalnız tek üzüldüğüm nokta şey, ilk hafta Mustafa Keser hocamızdan okudum, Selami Şahin'den okudum. İleriki haftada Orhan Gencebay'dan okuyacağım. Mutlaka yine kıyaslamalar yapılacak. Ben Orhan Gencebay değilim, Mustafa Keser de değilim. Ama kendi yorumumu koyuyorum ve onlar gibi okumuyorum. Onların okuduğu gibi okursam, başımızın üstünde zaten yeriniz var. Ama onların okuduğu gibi zaten okumuyorum. Hani... Şimdi oradan zaten notunuz kırıldığını zannetmiyorum. Neden? Çünkü İbrahim Tatlıses, beyefendi gibi... Zat-ı Ali'niz daha talebesiniz çocuğum. Onu büyük starlar dahi, benim diyen böyle kafalar dahi onun gibi o sesleri çıkaramıyorlar. Hiç kendini kimse yırtmasın. Benim çok yakın arkadaşımdır ve arkadaşım olmasından iftihar ederim. İbrahim Bey hakikaten çok iyi sesleri basan bir solisttir. Onun için Zat-ı Ali'nizi zaten... Onun kendisiyle yan yana getirip aynı kefeye koymak o bizlerin de hadsizliği olur. Bunu biz bu hadsizliği yapamayız ve böyle bir şey söyleyen yok. Yalnız şunu söyleyebiliriz, onu laf olsun diye, o da zaten notunuzu etkilemek babında değil. İbrahim Tatlıses beyefendi veyahut da işte Selami Şahin de çok önemli bir yorumcudur. Sonra bütün nazari ilimleri fevkaladenin fevkinde bilen kesim. Peki Keser, evet. Keser, Mustafa Keser. Tam denk geldi. Keser gibi o irticalen yapılacak kerizleri yapabilmek çok zordur. İsterseniz Bülent Hanım bir fikrim var. Buyurunuz. İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser, Selami Şahin. Bunları artık tartışmayalım bile. Tamam. Çünkü yani her hayır, şunu söylüyorum. Her hafta söylüyoruz. Artık herkes çok iyi biliyor zaten. İşte bunların eserlerini okurlarken evet. Sayın Erkır 1-0 mağlup başlar diyoruz. Diyoruz ama diyoruz. Not kırmıyoruz diyorsunuz. Ama notla aşağı. Çünkü bu çok önemli. Hayır. O zaman söyletecek şarkı bulamayız. Evet. Hayır not kıramayın. Ne münasebet tabii efendim. Böyle bak, bir şey olamaz zaten. Yani. Öyle bir şey ondan yok. Hiç zannetmeyiniz ki notunuz evet. Kırılacak. Bastığınız sesler yerini bulmadı. Sadece kırılan notlar bunun içindir. Benim ne demek istediğimi şu anda üzülüyorsunuz, haklısınız. Süheyla Hanım'la, Süheyla Hocanız'la bir lütfen izleyiniz. Ondan sonra bize hak vereceksiniz. Teşekkür ederim. Sizin ayrıca nezaketsiz olduğunuzu da ben asla, hiç düşünmüyorum. Olmaz. Hiç düşünmüyorum. Teşekkürler Bülent Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen evet, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Turak olmak üzere beni bugüne getiren değerli hocam Nuri Genç'e çok teşekkür ediyorum. Canım teyzem Ayşe Temuray'a sevgilerimi gönderiyorum. Cumali Uygur Aslan dayıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Adana, Çorlu, Mersin, Şerefli Koçhisar, Marmaris, Ankara, Arnavut arkadaşlarıma, Erzurum ve Islahiye'deki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum destekleri için. Ve Adana'dan misafirlerim geldi. Onları buradan öpüyorum. Hoş geldiniz siz de. Peki aday numaranı aday numaram 107-34-50'ye gönderirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. 7.3 oldu Mehmet'in aday numarası. Daha doğrusu ortalaması. Sevgili izleyiciler Adana'dan da çok yani Mehmet'e de öyle çok büyük destek gelmiyor. Bu konuda sizi uyarıyorum. Hemen reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Thank you.
Aynalı Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Devam ediyoruz.